içkidir, kumardır, cana kıymaktır, mala zarar vermektir, hırsızlık yapmaktır gibi büyük günahlar var. Bunları işlemediğiniz müddetçe diyor ki bizim Müslümanlarımızın, yani Türkiye'de yaşayan Müslümanlar için söylüyorum, çoğunluğu bu günahlardan uzaktadır. Ama öbür tarafta da kıldığı namazın şuurunda değildir. Niye? Bir kısmı. Niye? Çünkü seri hareket dediniz ya, seri hareket. Şimdi biz hacca gideriz ya, hacda efendim tavaf etmek. Şimdi 120 rahmet iner diyor Kabe'ye, efendim 60'ı tavaf edenlere. Tabii 60'ı tavaf edenlere. Şimdi orada dururken ya hadi bir dönek derler. Ya hele bir dönek gelek filan. Nedir o dönek gelek? Yani tavaf edelim diyemiyor adam. Hadi bir dönek gelek hele diyor filan. Dönüyorlar ve yarış ediyorlar adeta. Sen bugün kaç tavaf yaptın, ben kaç tavaf yaptım filan. Ya buralar yarış edilecek yer de, ama böyle tavafın sayısıyla yarış edilecek yer değil. Dönelim dediğin şey ne? Dönelim dediğin şey ibadet. İbadetlerin en makbulü. Ha. Ama bu işin şuurunda olmadığı için bunu böyle söylüyor. Bir gün çıktım 90'lı yıllardaydı galiba, sabaha kadar Kabe'de kalayım diye niyet ettim. Bir ara uyku galip gelir gibi oldu. Bir dışarı çıkayım, geri geleyim dedim. Dışarı çıktım, bir amcamız böyle sayıyor. Bizim de bu göğsümüzde şeyimiz olur, armamız olur. Yani diyanet görevlisi, din görevlisi olduğumuza dair. Onu da hafif sakladım böyle. Amca hayrola dedim, ya ne yapıyorsun? Oğlum dedi, bu minareleri sayıyorum dedi. Bu şeyleri sayıyorum. Niye dedim bunları sayıyorsun? Yarın köye gittiğimiz zaman soracaklar bize dedi. Kaç tane kapısı var, kaç tane minaresi var filan. O onunla meşgul. O minareyle, o kapıyla, o kapının içinde ne oluyor onunla meşgul değil. Onunla meşgul o. Ha. Sakın teyki edepten. Küyü mahbubu hudadır bu. Nazargahı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu ya. Oradasın. Senelerce peygamberin ismi alınmış, elini götürmüş, kalbinin, gönlünün üzerine koymuşsun. Bir anda efendim Medine-i Münevvere'ye gidiyorsun. Esselamu aleyke ya Resulallah diyorsun. Ne büyük mutluluktur yahu. Parayla pulla alınan şey değil bak. 75 milyonda 100 bin kişiye nasip oluyor bu. 100 bin kişiye Türkiye'de. Onun için ey Bad-ı Sabah, uğrarsa yolun semti harameyne. Tazimimi arz eyle, ol Resulü sekaleyne diyor. Rüzgarla selam göndermişler. Gidememişler, görememişler. Rüzgarla selam göndermişler. Sen şimdi oraya gitmişsin. İşte o şuurla eğer oraya gitmişsen, Esselamu aleyke ya Resulallah dediğinde, kim bana salatu selam getirirse, Allah ruhumu cesedime iade eder ve anında o ümmetimin salatu selamına cevap veririm diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Men zâre gabri vecebe lehu şefaati diyor. Kim benim kabrimi ziyaret ederse şefaatim ona vacip diyor. Şimdi bu şuurla giden Esselamu aleyke ya Resulallah dediğinde Resulullah o perdenin arkasında beni görüyor düşüncesiyle o işi yapıyorsan o hacıdır işte. Hac odur. Ziyaret odur. Yoksa dönek biraz hele dönek. Dön bakayım nasıl döneceksin? Evet. Namazda da o şeyi demek ki şöyle anlıyorum o zaman ben. Hep zinde tutmak ve onun şuurunda olmak, bilincinde olmak asıl olan. Öyle davranmak gerekiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir diyor. Nasihat devamlı söylemek, devamlı anlatmak. Bak senele ben mesela 52 sene oldu İstanbul'a geleli. Aşağı yukarı 45 sene üzerine emekli oldum. 50 senedir cami kürsüleri, 50 senedir anlatırız. Anlattıklarımız hiç bitmez. Niye? Çünkü bu bir hazine. Bu bir hazine, bitmez o. Ama siz anlattıkça açılırsınız, anlattıkça yeni bilgiler gelir. Dinleyen de dinledikçe kendisini tamir eder. Bir kısım yanlışlarını düzeltir. Sen de okurken bir kısım yanlışlarını düzeltirsin. O da dinlerken. Onun için nasihat önemlidir ama nasihata kulak verirsen. Şimdi yaz mevsim değil mi? Teravihi bahçede kılıyor vatandaşlarımızın bir kısmı. Bahçe sanki mübarek kahvehane. Bahçelerimizin bir kısmı kahvehane sanki. Efendim cumaları bahçelerde kılıyor vatan. Hava sıcak. Camiler boş kalıyor dedi ya, geçen biri sordu bize. Efendim cumaları efendim bahçede. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbede iken kişi arkadaşına sus dese onun cuması yoktur diyor. Buna rağmen
Müslümanlar imam hutbe okurken bir kısım Müslümanlar çan 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 konuşurlar. Orada konuşulacak yer değil çünkü. O saatte imamı dinlemek zorundasın. Onu dinlemen farz. Ama bu şuurda değilse... Bu arada hutbe okunurken koku dağıtan birini de gördüm ben. O da yani normalde o da bir iş yapmak neticede dinlemek ya, zorunda. Tamam kabul ettim sevgili abi, kabul ettim ama şimdi onlar bitti Allah'a şükür. Benim cebimde vardı, taşıyordum ama yok. Şimdi küçücük bir kutu. Her önüne gelen parmağını sokuyor. Her önüne gelen parmağı. Allah aşkına bu parmağında hastalığı olan yok mudur? Bu parmağı temiz olmayan yok. Burnunu karıştırıyor adam ya. Ondan sonra parmağını oraya sokuyor. Sıhhi olarak öyle da sıkıntı yani. Da ama normalde hutbede abi eylem olmaz, olarak da olmaz sevgili adam. Abi ya olmaz. Şimdi bak adamcağız erkenden camiye gelmiş. Oturmuş. Almış tesbihini eline. Efendim bir arkadaşım benim tesbihime çok heveslenmiş. Muhittin Taş diye bir arkadaşım var benim. Ankara'da diyor ki ya o güzel tesbih nerede? Dedim ulan gel İstanbul'a vereyim sana tesbihi. Gelmezsen vermem. Şimdi adam almış tesbihi eline. Kendi alemine dalmış. Kendi alemine. Dua bu, ibadet bu, namaz bu kardeşim ya. Eyvallah. Kendi alemine. Dışarıdan gelmiş birisi camiye girmiş. Selamun aleyküm demiş. Adam hiç umurunda değil. Duymuyor çünkü. Duymuyor. Tekrar sesini azıcık yükselterek selamun aleyküm demiş. O adamcağız gene duymamış. Gene duymayınca üçüncü defa selamun aleyküm deyince adam hoplamış. Ne o yalnız mısın demiş dışarıdan gelen. Şimdi yalnız kaldım demiş. Sen gelmeden önce ben irtibatı kurmuştum. Sen şimdi o ipi kopardın kardeşim. O ipi kopardın. Onun için bakacaksın böyle adam zikir halindeyse ezan okunur iken adam ezanı dinliyorsa ona selam veremezsin. Kur'an okunuyor, adam Kur'an'ı dinliyorsa o adama selam veremezsin. Eyvallah. Heh. Sevgili izleyicilerimiz, sizler bu güzel sohbete devam etmek için reklamlarımız hemen arkasından tekrar bizde olmanız gerekecek. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Az sonra sohbetimizle birlikte olacağız. Şimdi evinizde telefon olmasa da internetiniz olacak. TTNET yalın net limitsiz paket 12 ay ayda 59.99 lira. Üstelik modem içinde. Hadi TTNET satış noktalarına. TTNET'le her şey mümkün. TTNET yalın internet. Evinizde telefon olmasa da internet. Şimdi evinizde telefon olmasa da internetiniz olacak. TTNET yalın net limitsiz paket 12 ay ayda 59.99 lira. Üstelik modem içinde. Hadi TTNET satış noktalarına. TTNET'le her şey mümkün. Sultanı Ramazan ayı kainata tüm bereketiyle geldi. Kur'an ayı Ramazan'da Kanal Türk ekranlarından açılan bir pencereyle sizleri Mekke ve Medine'ye bağlayacağız. Siz değerli izleyicilerimizi kutsal kitabımızın indirildiği mübarek topraklara, İslam'ın güneşinin doğduğu yerlere misafir edeceğiz. Dünyanın merkezi, Müslümanların kıblegahı, yeryüzündeki en mübarek yer, Allahu Teala'nın dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin ağırladığı dünyadaki merkezi Kabe'ye ve yapılan ibadetlere kadar çok özel konular paylaşacağız sizlerle. Araştırmacı yazar Fatih Çıtlan sunumu, Serdar Tuncer'in sesiyle Mekke'den Medine'ye programı Ramazan ayı boyunca her akşam Kanal Türk ekranlarında. Fazla radyo kanalı, 42'den fazla TV kanalı, 5 megapiksellik kamera, sosyal medya uygulamaları. Dokunmatik ekranlı yeni akıllı telefon Turkcell Maxi Plus 5. Özellikleriyle maksimum, fiyatıyla minimum. Tarifinize ek 5 liradan başlayan fiyatlarla.
Türkcell. Hayat paylaşınca güzel. Bakın Ali yürüyor. Maşallah. Gel. Hanım koş. Ali yürüyor. Ali yürümeye başladı. Ne? Kaçırdığıma inanamıyorum. Haklısın. Artık bulaşık makinesi almanın zamanı geldi. Evet. Hemen bir Bosch bulaşık makinesi alın ve mükemmel sonuçlar için ilk yıkamadan itibaren Finish kullanın. Hayatı daha fazla kaçırmayın. Üstelik Bosch bulaşık makineleri Ramazan boyunca bonusa özel ayda 20 liradan başlayan fiyatlarla. Tazeliğin güvencesi Uğur Derin Dondurucu. Dünya hanımlarının gözdesi. Yaz kış gıdaları ilk günkü tazeliğiyle korur. Çevre dostudur. Günde bir ampul kadar enerji harcar. O Uğur A++ derin dondurucu. Derin dondurucu bizim işimiz. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu. Elmacık su. Gazeteniz bugünden muhteşem bir Ramazan hediyesi. El Kulubu Dariya. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin derlediği dualardan oluşan eşsiz bir eser. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi pek çok İslam büyüğünün duaları. Özel cildi ve büyük cevşen eklenmiş haliyle son baskı. Otomatik ödeme talimatıyla abone olan herkese hediye. Sakın kaçırmayın. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu. Elmacık su. Üstelik BPA'sız damacanada. Gazeteniz bugünden muhteşem bir Ramazan hediyesi. El Kulubu Dariya. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin derlediği dualardan oluşan eşsiz bir eser. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi pek çok İslam büyüğünün duaları. Özel cildi ve büyük cevşen eklenmiş haliyle son baskı. Otomatik ödeme talimatıyla abone olan herkese hediye. Sakın kaçırmayın. Türkiye'nin ilk ozonsuz doğal mineralli suyu, Elmacık Su. Atatürk Orman Çiftliği güvencesiyle. 60 yıldır nitelikli bilgiye nasıl ulaşılıyor? Yüzlerce sektör için ulusal, bölgesel, yerel ve uluslararası medyada reklam ve haber takibi yaparak. Yüzlerce televizyon ve radyo kanalını 7/24 kayıt altına alarak. On binlerce blog, haber siteleri ve sosyal ağları takip ederek. Sektörel gündemler ve medya analizleri hazırlayarak. 60 yıldır nitelikli bilgi elinizin altında. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Gece bir dert bilemedim.
Ah nice bir dert sol böğrüme.